Çok bir açıklamaya gerek yok. Başlık açık. Gameplay'imsi bir şeyin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi şöyle, bir önceki attığım videodan sonra çok fazla oyunu oynama fırsatı bulamadım. İşte Detroit çıktı, üzerine God of War'ı bir kez daha oynadım vesaire. O yüzden oyun hakkında hala çok bir bilgim yok. Hala aynı taktikler üzerine gidiyorum ama sizin bir önceki videoya attığınız yorumları elimden geldiği kadar okumaya çalıştım, onlardan faydalanmaya çalıştım. Şu an için en azından silahların renk farklarını ayırt edebiliyorum, hangisi iyi hangisi kötü. Yine aynı yere atlayacağım ben ilk sefer. Zaten şu an için elim ısınmadı, büyük ihtimalle hızlı öleceğiz. Buraya genelde 4 kişi atlamıyordu ilk oynadığım zamanlar ama seviyem yükseldikçe mi artık bilmiyorum. Benle beraber en az 2-3 kişi daha atlıyor, umarım videoya da denk gelmez diyecektim. Bir kişi denk geldi sanırsam. Yok, iki kişi denk geldi. Üç. Dedim ya. Şu silahı bir alalım. Şimdi işimiz garanti olsun. Asıl malzeme yukarıda zaten. Yolda da silah bırakmayalım. Şunu bir öldürelim. Yukarıda şey var. Tamam. Aldılar mı onu? Hayır, almamışlar. Ses hala duyuluyor. Ama yukarı çıkabilmek için merdiven yapmak lazım. Heh, şöyle. Sanırsam evin içinde. Aa, iki tane var buradan. Şunu alalım. Evin içinde pompalıyla gezmek daha mantıklı oluyor. Ufak mesafe olduğu için, şey, yakın mesafe olduğu için pompalı iyi iş görüyor. Ama işte vuramazsanız da çok büyük sıkıntı pompalıyla. Burada birisi var. Burayı falan zaten yağmalamışlardır da ben yine de bir gireyim bakayım. Tabii büyük ihtimalle birileri vardır. Yokmuş. Ha, güzel. Bakın mesela şu an öğrendim, o normalde daha iyiymiş şeyden. Şunu da değişelim. Yeşil griden daha iyi. El bombasıyla şu pompalı tuvalet pompası mı artık her ne alsam, onu değiştirmemin sebebi şey. El bombası daha iyi. Daha kullanışlı. Biliyorum, yoksa öbürünün gri yeşil olduğunu dediğim gibi. Ama burada birileri var. Ben bunları öldürürüm. Bir. Güzel. Hala cephanemiz yok. Şuradaki cephane şeyini alalım. Oo, keskin nişancı. Çok güzel. Çok güzel. Keskin nişancı tüfeği sesi duyduğumu düşünüyorum ve çatıya çıkıyorum. Yapılacak son hareket. Bizi dans ediyor. Şimdi. Hop. Çok kötü oldu bu. Aa, olsun. Olsun. Yine de güzel hayatta kaldık. 3 tane de kilimiz var. Evet. Şimdi biraz daha farklı bir yere atlayacağım. Bilmesem bile. O şey vardı. Bir derbeder çukur mu? Derbeder delik mi? Bakıyorum. Derbeder delik. Şurası hemen. Buraya atlayacağım. Burayı da az çok biliyorum. Buraya da atlayan çok kişi oluyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hep aynı yere atlayınca da insan sıkılıyor. Bir de çok kısa sürüyor orada oyun. Ya çok iyi oynuyorum ben oraya atladığım zaman. Ya hani çok iyi silahlanıp herkesi öldürüp sonra 3'e 5'e kalıyorum. Ya da direkt ölüyorum az önce olduğu gibi. O yüzden şöyle herkesin atladığı ama eşyanın da bol olduğu bir yere atlayalım. Beğenelim ya. Hiç yukarıdan atlamayalım sonradan. Buraya da inmesi uzun sürüyor işte. Bu adamlar nasıl süzülüyorlar böyle? Ben hala çözemedim ya. Bir tuşu falan var mı arkadaşlar bunun? Bak nasıl süzülüyor. Hemen indi. Ben anlayamıyorum böyle. Şuradan girelim içeri direkt. Kimse gelmeden. Oo. Gel bakalım, gel. Gel.
geldi. Bu sefer hiç bilmediğim bir yere atlayacağım. Yani hiçbir daha önce gitmediğim bir yere atlayacağım. O Derbeder Deli'ye daha önceden de gittim. Birçok kez gittim. Şurada az önce dikkatim bir yer çekmişti. Şu orman. Gerçi buraya da atlamıştım daha önce ya. Hatırlıyorum. Çok ağaç var diye. Nereye atlayalım? Bakıyorum fırtına merkezi acaba nasıl daralacak? Böyle çok da köşelere atlamak istemiyorum. Çok da köşeye atladığımız zaman sıkıntı oluyor. Şu şehre atlayayım diyeceğim. Bu şehre ne şehri burası? Eğik evler. O zaman eğik evlere atlayalım ya. Bakalım. Büyük ihtimalle bizle beraber 15-20 kişi de eğik evlere atlıyor ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle alışacağım. Bakın şimdi açtık. Büyük ihtimalle benden önce inecekler. Nasıl beceriyorlar hiç anlamıyorum. Bak gördünüz mü? Nasıl hemen indi? Oo, orada birisi varmış. Hadi yapma yapma bunu. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Milimetrik hesapla şeyi kaçırdık. Hemen tırmanalım. Elbet bir şeyler buluruz ya. Kalkan iksiri. Bunu içelim. Bize silah lazım. Hop çok güzel. Çok güzel. En azından elimizde bir şey var şu an. Oo, şaka. Aha şimdi onlar düşünsün diyeceğim ama hiç kullanamıyorum. Hiç kullanamıyorum yani. Hiç böyle artistik yapmayacağım. Şimdi çatıya kadar tırmanalım. İnşallah kimse yoktur içeride. Çünkü pompalıyla bu evde çatışmak zor olur. Al. O benim taarruz tüfeği de var. Tamam süper. Süper. Çok güzel. Elimde tam sevdiğim silahlar varmış herifin zaten. Tuzak da bulduk. Başka... Bir de bu oyuna arkadaşlar klavye mouse bağlı abi falan demişsiniz ama bağlanıyor mu ya gerçekten? Bunu merak ettim. Silaha gerek var mı? Aslında el bombası yerine alsam mı ya? Tabancayı. Tabancayı alsak mı bilemedim şimdi. Diyorsun. Biraz daha yukarı tırmanalım. Şu an için 48 kişi kalmış bizle beraber. Burada birisi var. Tamam. Sıkıntılı durumlar. Laflanıp açılmış gibi. Tuzak. Güzel. Güzel. Biz şey çıkalım çatıya. Elimizde keskin nişan tüfeği var nasıl olsa. Çıkalım da bizi bir öldürsünler orada. Şu bu building olayına çok alışamadım. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Building olayına da bir elim alışsa hani çok böyle hızlı değilim. Yavaş yapıyorum bu işi. Şu herif mi? Birisi mi? Değilmiş. Değilmiş. Evet. Utanç vericiydi. Ben aşağı düşeceğim. Hiçbir şeye benzemeyecek. Tamam. Kimse yok. Burası çok davetkar duruyor. Şunu ben bir kapatayım. Hop birisini gördüm. Tamam. Kıpırdama kardeşim seni vuracağım. Nerede? Abi ne kadar zor. Şimdi sesimi duymaması lazım. Ki bayağı duymadı. Bayağı vurdum. Çok mükemmel muazzör. Evet. Şu an artık birçok kişi burada olduğumu da bildiğine göre ne yapabilirim? Zaten ben bu binadan aşağıya inene kadar ki inmeme gerek kalmadı. Evet şimdi yine farklı bir yere atlayayım diyorum. Bu sefer öyle
Şehire mehire bir yere atlamayalım. Bir tane çiftlik vardı. Orayı bulabilirsem oraya atlayacağım. Neresi? Anarşik arazi miydi? Sanırsam Çilili çiftlik. Buradaymış. Yapacak bir şey yok artık. Geçti. Yine aynı eve mi atlasak ya? Çok cezbediyor beni. Hadi atlayalım ya. Vallahi şimdi bilmediğim bir yerlere atlayacağım. Gel, yo ben evet, burayı diyordum. Burayı diyordum. Tamam, burayı diyordum. Sıkıntı yok. Buldum. Traktör falan vardı burada, kamyon vardı. Orası ise eğer. Mi? Burası mı? Burası. Evet, burada hiçbir şey yok. Yani niye atladım onu da bilmiyorum. Hiçbir şey yok çünkü. Bomboş. Ama olsun, bak herif indi ya. Ben bunu anlamıyorum abi, nasıl indi ya? Benden önce atladıkları için mi acaba? Önce atlayıp hemen mi süzülüyorlar? Bilmiyorum abi, çözemedim bir ya. Şunu alalım. Zaten şu an hiç bilmediğim bir yerde olduğum için çok umutlu değilim. Az önceki adam da beni gördü zaten. O gitti, bir şeyler buldu. Aa, sandık. Sandık. Umutlarımı yeşerttin şu an, sandık. Hadi be, taarruz tüfeği çıkmadı. Ve bu tüfekten nefret ediyorum. Yani bu tüfekle oynayacağım ama tabancayla oynarım demek isterdim ama tabanca gri. Böyle açık arazide koşarken çok geriliyorum Fortnite'ta. Böyle her an birisi Lux diye indirecek gibi geliyor. Öyle oluyor zaten genelde. Evet, hala elimizde hiçbir şey yok. Aha. Dur bakalım. Düştü. Ama çatıya düştü. O şimdi gelip benim içimden geçecek. Ben bilmiyor muyum ya? Herife zaten hasar verdik. Şimdi gelip içimden geçecek benim. Geldi. Hop. Bir dakika. Ama bu A delik. Bunun adı A delik. Niye arkalı? Niye arkalıyorsun ki? Evet, bitirirken şu an çok acı bir şey fark ettim. Kulaklık gerçekten komik duruyor. Ama yapacak bir şeyim de yok. Yoksa ses yankı yapıyor ses sisteminden açarsam. Bu şekilde yani en azından kendimi birazcık daha da olsa geliştirmişim. Oyunu yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Genelde videoların altına şey gibi yorumlar geliyor. Ne kadar noobsun işte, oynamayı bilmiyorsun falan diye. Egolarını tatmin ediyor oynamayı bilen arkadaşlar ama galiba başlığı okumuyorlar ya da okuyamıyorlar ya da anlamıyorlar bu serinin mantığını. Bu seri benim yavaş yavaş Fortnite'ı öğrenmem gibi bir şey. Öğrendikten sonra çeker miyim bilmiyorum. Yani nasıl söyleyeyim? İlk attığım videoyu hatırlıyorsunuzdur. Çok kötü oynuyordum. Bir önceki attığımda kötü oynuyordum. Şu an yani kötünün iyisiyim. Böyle yavaş yavaş geliştireceğim kendimi. Bakalım. Oyun güzel, oyun zevkli, yalan yok. Ben gerçekten biraz önyargılı yaklaşmıştım oyuna ama zevkli oyun. Hatta utanarak söylüyorum, Rainbow'u uzun süredir oynayamıyorum. Bunun yüzünden bu çok vaktimi çalıyor. Rainbow da bunun aksine bayağı strateji, kafa isteyen bir oyun. Bu biraz daha şey mantığında, atla hemen işte toplayabildiğin, şans da var işin içinde, taktik, strateji hepsi var ama Rainbow direkt kafa isteyen bir oyun olduğu için bundan sonra hiç oynayamıyorum. Bir de arada hikayeli oyunlar var işte, Detroit olsun, efendime söyleyeyim o olsun bu olsun. Allah'tan yaz tatiline girdik yani. Bundan sonra rahatım. Arkadaşlar gameplay konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Bu yüzden aşağıya görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Biraz konsept şeyi, arka plan falan değiştirdim. Elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum gameplay olayını. Hani istediğiniz farklı bir oyun varsa benim PlayStation hesabıma girip oyunlarıma bakabilirsiniz. Orada yaklaşık 85-90 tane oyun var. İçinden istediğinizi seçip aşağıya bunun gameplayini çek diye söyleyebilirsiniz. Fortnite'a da devam edebiliriz. Gameplay'imsi şeyler serisi sadece Fortnite'a özel değil bu arada, bazı arkadaşlar öyle zannediyor. Sadece Fortnite değil, yarın farklı bir oyunda atabilirim ama bu bir daha Fortnite atmayacağım anlamına gelmez. Yani böyle zaten ben seri yapamayacağım için. Ne uzattım arkadaş ya. Seri yapamayacağım için böyle bir şey buldum. Seri buldum. Seri yapamayacağımdan kastım. Hani misalen God of War'ın 1'den 30'a kadar tüm hikaye. Tuna abi, Pinti Panda'nın yaptığı gibi. Ben o kadar iradeli bir insan değilim. Beceremiyorum yani. O yüzden böyle gameplay'imsi şeyler adında bir seri yaptım. Bir ondan bir ondan. Siz hangisini isterseniz öyle ortaya karışık bir şekilde devam edeceğiz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla uzatmayacağım. Hoşça kalın.